Şimdi medya patronlarından bahsederken 2001 krizine de değinelim çünkü 2001 krizinin nedeni olarak 28 Şubat da gösteriliyor. Özellikle medya patronlarının sadece medyada değil başka tarafta yani başka alanlarda da faaliyetleri söz konusu. Siz ne diyorsunuz buna? Şimdi tabii kimsenin günahını almak istemem evet. ama ortada ayan beyan duran bir realite de var ki bu ilişkiler o dönemde gerçekten. Çizgi dışına çok taşmış durumda. Yani kabul edilebilir çizgileri zaten Türkiye'deki medya siyaset ilişkilerinde bulmak mümkün değil. Hı hı. Onu çok aşıyor ama 28 Şubat'a giden yolda e, o e, çarpıklık şahikasına ulaştığı anlaşılıyor. Tabii bunu yapmak, bunu göze almak e, bir medya grubu için birden fazla medya grubundan bahsediyoruz aslında e, kolay bir şey değil. Yani hı hı. sonuçta. Hem e, e, mesleki itibar e, zedeleniyor hem de e, işte gazeteler ya ne oluyoruz diyen okurlar tarafından e, biraz daha kuşkuyla karşılanmaya başlıyor yaptıkları yayınlar. Bunu niye göze alır bir gazete? Yani patronuyla, yöneticisiyle, yazarıyla, habercisiyle niye göze alır? Bir mutlaka bir sebebi olması lazım. Yani ne kadar silah zoruyla yapılmış olsa bile sonuçta ona direnebilecek bir güç medya. diye direnebileceği halde direnmemesinin ancak akla gelebilecek bir tek sebebi olabilir o da bu işin karşılıklı menfaatleşme yöntemiyle yapıldığı. Yani ben sizin sırtınızı Hı. kaşıyorum, ne dediğiniz, ne derseniz onu yerine getiriyorum. Bak bu iktidarı sevmiyorsunuz, ben de sevmiyorum. Gitsin istiyorsunuz, bak gitmesi için çaba gösteriyorum. E, hatta e, o çabama o hale varıyor ki e, işte bir takım mizansenleri ya buluyorum ya bulduruyorum birilerine yaptırıyorum. Dolayısıyla da sizin işinizi kolaylaştırıyorum. Ha şimdi sıra sizde. Öyle iktidarlar çıkartın ki sandığın çıkartmadığı ama olağanüstü şartların çıkardı. Evet. O iktidarlar da bana çalışsın. Böyle olmuş mudur? Bakalım isterseniz geriye dönük olarak bunun aynen böyle olduğunu görüyoruz. Medyanın arzu ettiği istikamette sonuçlar verecek. Yani sizin merkez dediğiniz o medyanın istediği istikamette sonuçlar getirecek ilişkiler kurulduğu, ilişkilerin kurulduğu bir düzen görüyoruz. Bu düzen nereye gitti? Hep bana hep bana deyince bir noktada tıkandı. Önce 2000 yılında sonra 2001 yılında büyük krizlere yol açtı. 1997'de siyasetin kanallarını daralttınız. Oradan sağlıklı bir ekonomik politika izlenmesini engellediniz. Sonunda 2000 yılında ve 2001 yılında milleti yarı yarıya fakirleştiren iki tane önemli ekonomik kriz yaşattınız. Evet. Peki bakalım solucuna. Hepimiz şahsen yarı yarıya hakikaten fakirleştik. O dönemde hatırlayalım. Benim mesela maaşımdan yüzde 40 indirim yaptı patronum. Niye? Çünkü gerçekten başkaları bir takım fedakarlıklarda bulunurken benim bulunmam mümkün değildi. Ama e, servetlerimiz de var olan servetlerin herkesin... Yer yer. Peki e, o büyük patronlar ne oldu? Daha da büyüdüler. Bugün e, Forbes listelerinde baktığınız zaman dünyanın ilk 500'ü içerisine giren patronlar arasında bizim patronlar çok daha fazla. Demek ki e, birileri zayıflarken, birileri e, fakirleşirken, birileri varlıklarını bir biçimde eritirken Birileri de bu sistemden yararlandılar ve palazlandılar. Bu işte o demin söylediğim siyasete müdahale etmek isteyenlerle, o müdahaleye fırsat ve zemin hazırlayanlar arasındaki evet. e, işbirliğinin bir başka şekilde dışa vurumudur. Bu alışıldık bir şey ama millet zaten biliyor bunları. Evet. Yani yeni bir şey söylüyor değiliz. Bugün bu tartışmayı gerçekten ben biraz e, fazla buluyorum. Niye? Çünkü bu tartışmayı sanki hiç duymamış bu olayları gibi yapan insanları görmek, onların yazdıklarını, söylediklerini okumak ve işitmek, onların böyle e, Karagöz ve Hacivat gibi bu konuları, işleyiş tarzlarını, bu beni bu mesleğin içinden birisi olarak tiksindiriyor, başka bir şey yapmıyor. Evet. Çünkü esas neler olup bittiğini bilen insanlar bilmezlikten geliyorlar bugün. Halbuki e, onların içinden bazıları geçmiş yakın geçmişte yaptıklarını zaten itiraf etmişlerdi. Bunlar kayıtlara geçmiş durumda yani evet. inkar ettikleri şey aslında herkesin malumu, herkesin bildiği bir şey. Evet.